Güneydoğu Televizyonu Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteninde günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verdi. Dünyanın neresinde bir mazlum zulüm altındaysa, bir mağdur kendisine uzanacak yardım eli bekliyorsa orada olmak inancımızın, kültürümüzün bir gereğidir. Bugün nasıl millet olarak ecdadımızın geride bıraktığı hayırlı hizmetlerle gurur duyuyorsak, sonraki nesillere de benzer bir mirası bırakmayı namus borcumuz kabul ediyoruz. Bunun için zaferlerimizi sadece savaş alanlarındaki başarılarımızla toprakların fethini değil, aynı zamanda gönüllerin fethini de ifade eden dönüm noktaları olarak görüyoruz. Zaferlerimize ne kadar sıkı sahip çıkarsak, gönül kapılarını açma konusundaki başarılarımızı da o derece iyi hatırlar ve uygularız. Bayrağımızla girdiğimiz her yerde gerçekten samimi bir hüsnü kabulle karşılanıyor oluşumuzun sebebi işte budur. Çünkü biz öldürmek, yıkmak, yok etmek değil, yaşatmak, inşa etmek, ihya etmek için gideriz ve gereğini de yerine getiririz. Son dönemde Afganistan'dan Kosova'ya, Somali'den Bosna'ya kadar askerlerimizin görev yaptığı her yerde İnşa faaliyetlerimiz, güvenlik faaliyetlerimizin kat be kat üstünde olmuştur. TİKA'dan AFAD'a, Kızılay'dan yurt dışı Türkler Başkanlığımıza kadar tüm kurumlarımız bayrağımızı dalgalandırdıkları her yerde aynı anlayışla faaliyet yürütmüştür. Herkesin sömürmek, kendine bağımlı kılmak, askeri veya ekonomik, lojistik ihtiyacını gidermek için gittiği yerlerde biz insanların hayatına dokunan kalıcı projeleri hayata geçirmek için çalışıyoruz. Bu bazen okul, bazen hastane, bazen ibadethane, bazen yollar, altyapı, bazen su. İşte biz bunlar için varız. Evet, tarihi zaferlerle dolu Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da bir kez daha kutlamış olalım ve dönelim asıl mevzumuza. Neye? Suriyelilere sevgili seyirciler. Başınızı çevirdiğiniz her bir noktada bir Suriyeli vatandaşla, muhacirle karşılaşmamak artık mümkün olmayacak duruma gelmiş. Her bir köşede, neredeyse memleketin her bir metrekaresinde bir Suriyeli düşer vaziyete gelmiş. Bayramlarda gittiklerinde seviniyoruz. Diyoruz ki inşallah gittiklerinde dönmezler. Ama orada bir köy var uzakta, o köy bizim köyümüz diyorlar buralar için. Ve geri dönüyorlar sevgili izleyiciler. Kurban Bayramı nedeniyle Suriye'ye giden yaklaşık 7 bin Suriyeli de geri dönüş yapıyor. ...22 Temmuz-9 Ağustos arasında Türkiye'nin dört bir tarafından kilise gelen 40.150 Suriyeli Kurban Bayramı için varlık izniyle ülkesine gitmişti. Suriyelilerin Türkiye'ye 19 Ağustos günü başlayan dönüşü sürüyor. Çekmeye gerek var mı ya? Kullanıyor mu? Değil mi? Bir yazıbağa gittim, yazıbağa ailemi gördüm, geride çekip İstanbul'a gidiyorum. Evet, şükürler olsun, iyidir. Memnun musun bu süreç devam edilmesi? Bu tarafa memnunum, o tarafa memnun değilim. Yani Türk tarafına memnunum. Evet. Kimler var orada? Kim? Yani ne kim? Akraba. Akraba ne? Aileme sordudur.
Amcalarım, halalarım buradadır hepsi. Türkiye'ye dönen Suriyelilerin sayısı bu sabah 7000'i aştı. Babu Selam sınır kapısına gelen Suriyeliler burada işlemleri yapıldıktan sonra Kilis Öncüpınar sınır kapısına geliyor. Göç İdaresi ile pasaport polisi tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler gümrük görevlilerinin son kontrollerinden sonra Kilis üzerinden Türkiye'ye giriş yapıyor. Mardin'e gidiyorduk. Kimler var bir anlatır mısınız? Allah hayat güzel, biraz güzel değildir yani. Kimler var? Dedemler var, gittik onlarla. Ne zamandan beri gitmiyorsun? 8 sene önce. 8 sene? Evet. Güzel geçti mi bayram? Güzel geçti, evet. Ne demek istersin? Sıra içindeki duyguları. Teşekkürler Türkiye. Suriyelilerin dönüşünün 31 Aralık 2019 tarihine kadar süreceği bildirildi. Ben geldim hemen direkt yanına geldim Türk olarak. Sen bir tane ara mı çek hala Arapça konuşanları çekelim. Tabii iyi ve kötüyü her zaman ayırt etmek gerekiyor. İyi başlatıcıdır her zaman. İyiye sahip çıkmak gerekiyor, iyiyi desteklemek gerekiyor ama bizim tavrımız, duruşumuz, sistemimiz çoğu zaman kötüye yönelik oluyor. İnşallah onlar da düzelir. Muhacir-ensar ilişkisi kapsamında biz onları ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz ve yıllardır da bunu gayet güzel bir şekilde yerine getiriyoruz. Birçok dünya ülkesine, Avrupa ülkesine adeta ders verir nitelikte de bunu yapıyoruz. Ama inşallah orada da o savaş sona erir ve bu insanlar da memleketlerine geri döner. En büyük temennimiz, dileğimiz, isteğimiz bu. Her ne kadar muhacir-ensar ilişkisini kalbimizin ta şurasında taşısak bile diyoruz ki savaş bitsin ve gitsinler. Tabii havalar sıcak, vatandaşlar da serinlemek için köşe bucak yeri arıyor ve vatandaşların uğrak mekanları da var. Onlardan biri de Balıklı Göl. Şanlıurfa'da bulunan önemli tarihi ve turistik mekanlardan Balıklı Göl ziyaretçi akınına uğradı. Hava sıcaklığının 35 derecelere kadar düştüğü kentte serin havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler Balıklı Göl'e akın etti. Yozgat'tan geldik. Urfa beklediğimizden de güzelmiş. Memnun kaldık. Geziyoruz. Havası çok sıcak. Alışık olmadığımız bir iklim. Hani Ankara, Yozgat'tan burası bayağı fark ediyor iklime. Çok güzel bir ortam. Maneviyatı çok güzel bir kere. Zaten buranın da hikayesini, yaşananları okuyup geldik. Zaten en çok da maneviyatını çok merak ediyordum. Gerçekten çok güzel. Çok da gezmek istediğim başka yerler var. Şu anlık bilmiyorum. Çok hoşuma gitti. Turistler dünyanın en büyük doğal akvaryumu konumundaki göle gelerek balıklara yem attı, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Çeşitli illerden Şanlıurfa'ya geldiklerini aktaran turistler vatandaşları da kente davet etti. Şanlıurfa Türkmenler Birliği de 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenledi. 1919'da işgal birlikleri tam da Fatih'in İstanbul'a girdiği kapıdan Şanlıurfa Türkmenler Birliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Şanlıurfa Türkmenler Birliği Başkanı Hasan Çay etkinlikte yaptığı açıklamada tüm katılımcılara teşekkür etti. En büyük devrimini gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti.
eğer belki başım. Dalgalan senle şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Özellikle de siz değerli analarımızı tebrik ediyorum. Bu kadar güzel çocukları yetiştirdiğiniz için. Tabii ki burada Tuba hocama da emeklerinden dolayı kutluyorum. Allah hayrının biri bin etsin. Allah kendisinden razı olsun. Gerçekten de 30 Ağustos Zafer Bayramı Türk Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için çok önemlidir. Ve bizler için ve bu güzel yavrularımız için hep birlikte el ele vererek daha ileride Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yaşaması için hep birlikte mücadele etmemiz lazım. Ve özellikle de bizim en büyük ihtiyacımız da annelerimizdir. Eğer ki annelerimiz bu fedakarlığına katlanmayıp da bu güzel çocuklarımızı Tuba hocamıza götürmeseler, bizleri burada onurlandırmazsalar, bize şeref vermezlerse biz bir hiçiz. Biz bu güzel çocuklarımız için gece gündüz gayret etmeye sarf edeceğiz. Tabii ki burada Şanlıurfa'nın başta Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere, il valimiz olmak üzere, il emniyet müdürü olmak üzere tüm kurumları davet ettik. Ve gerçekten de bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı olduğu için onlarda hepsinin yoğun programları var ve hepsine sizlere selamları var. Onlar da eğer ki biz orada olmazsak da gönlümüz çocuklarımızla beraberdir. İnşallah ilerideki zamanlarda hep bir arada olacağımızın sözünü aldım. İnşallah ileride hep beraber bir arada olacağız. Özellikle de 31'den sonra Muharrem ayına girmekteyiz. İslam alemi için ve tüm insanlığı için Muharrem ayı çok mübarektir ve şimdi de Muharrem ayınızı kutluyorum. İnşallah tekrardan daha sonra Tuba hocamla da istişare ederek Muharrem ayında burada güzel bir aşure günümüzü Şanlıurfa Türkmenler Birliği'ne yakışçasına bir etkinliğimiz olacaktır. 1919'da işgal birlikleri tam da Fatih'in İstanbul'a girdiği kapıdan Halilye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat gösterdiği performans, çalışma performansı ile Temmuz ayının en iyi personeli seçilen temizlik personeli İbrahim Çalışkan'ı altın ile ödüllendirdi. Halilye Belediyesi'nde tüm personellerin emeğinin karşılığını alacağını belirten Başkan Can Polat, Temizlik İşleri Müdürlüğümüzde her ayın en çalışan personel uygulamasını başlatmıştık. Arkadaşlarımızı hediye ile ödüllendiriyoruz. Bu manada bu ayki çalışmada Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün kendi çerçevesi içerisinde belirlemiş olduğu İbrahim Çalışkan kardeşimiz Şehitlik Mahallesi'ndeki özverili çalışmasından dolayı Halilye Belediyesi olarak bu ayın temizlik elemanı olarak kendisini ödüllendirdik dedi. Personel uygulamasını başlatmıştık ve arkadaşlarımızı burada hediye ile ödüllendiriyoruz. Bu manada bu ayki çalışmada Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün kendi çerçevesi içerisinde belirlemiş olduğu ve ispatlamış olduğu İbrahim Çalışkan kardeşimiz Şehitlik Mahallemizdeki özverili çalışmasından dolayı Halilye Belediyesi olarak bu ayın temizlik elemanı olarak kendisini inşallah ödüllendirdik, taltif ettik. Halilye Belediyesi olarak tüm böyle çalışkan, işini dört dörtlük yapan arkadaşlarımızı ödüllendirmeye devam edeceğiz. Ben Temizlik İşleri Müdürlüğümüze ve personellerimize, şeflerimize, başkan yardımcımıza teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Belediye Başkanlığı'na teşekkür ediyorum. Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa'da da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında resepsiyonlar düzenlendi. Müzik
Gaziantep Valisi Davut Gül Şahin Bey Akkent Kongre ve Kültür Merkezi'nde verdiği resepsiyonda yaptığı konuşmada 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemine değindi. Konuşmanın ardından halk oyunları gösterisi düzenlendi. Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, emekli olan İl Jandarma Komutanı Halil Uysal'a kente yaptığı başarılı çalışmalar dolayısıyla plaket takdim etti. Eyüpya Belediye Başkanı Mehmet Kuşla rutin hale getirdiği sabahın erken saatlerinde vatandaş ve esnaf buluşmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Hacı Bayram Mahallesi'ne gitti. Mahalle muhtarı ve vatandaşlarla bir araya geldi ve mahalleye müjde üstüne müjde verdi. Bunda. Yok sabahı yok. Gördün mü yok tarafı yok. He? Sabahı yok. Gördün mü yok tarafı. Sen gördün mü? Yok. Yemeyecektirler şey. Allah razı olsun. Eyüpya Belediye Başkanı Mehmet Kuş sabahın erken saatlerinde başladığı mahalle gezilerine ara vermeden devam ediyor. Başkan Kuş beraberinde Eyüpya Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Yıldırım, Eyüpya Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Kestof ve ilgililerle birlikte Hacı Bayram Mahallesi'ne geçti. Mahalle muhtarı İbrahim Akdemir ve mahalle sakinleri tarafından karşılanan Başkan Kuş, vatandaşlar tarafından talep edilen park ve taziye evi konusunda da mahalle sakinlerine müjde verdi. Bölge sakinlerinin sosyal yaşam alanı eksikliğinin kısa sürede giderileceğini belirten Başkan Kuş, vatandaşların takdirini topladı. Bugün de güne Hacı Bayram Mahallemizde başladık. Sağ olsun muhtarımız bizi karşıladı. Hacı Bayram Mahallemizi sokak sokak gezdik. Sıkıntıları gördük. Mahallenin sıkıntılarını muhtarımız bizlere anlattı. Biz de yerinde tespit ettik. Birçok mahallemiz gibi Hacı Bayram Mahallemizde ciddi anlamda sıkıntılı bir mahalle. İnşallah ekibimizle birlikte bütün sıkıntılara neşter vuracağız ve Hacı Bayram Mahallemizin bütün sıkıntılarını inşallah ümidi bir şekilde çözümleyeceğiz. Ben buradan gerek muhtarımıza, gerek muhtarlarımıza, meclis üyemize, Hüseyin Yıldırım kardeşimize ve ekibimize bize sundukları katkıdan dolayı kendilerine teşekkür ederim. Sabahın erken saatlerinde Eyüpya Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kuş muhtarlıkta bizi ziyaret etti. Mahallemizde incelemelerde bulunduk. Aynı zamanda Eyüpya Muhtarlar Dernek Başkanımız Sayın Mehmet Kestop ve muhtar arkadaşlarımızla beraber
mahallede incelemelerde bulunduk. Ümit Caddesi'nin sonunda park, taziye evi, bir de okul sorunumuzun olduğunu başkanımıza ilettik. Başkan da gerekli çalışmaları yaparak bize yardımcı olacaklarını sözünü verdik. Başkanımıza başarılar dilerim. Her zaman başkanımızın yanındayız. Teşekkür ederim. Eyyubiye Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kuş ve ekibiyle Muhtarlar Derneği Yönetim Kurulu üyelerimizle Hacı Bayram Mahalle Muhtarlarımızı ziyaret ettik. Sayın Başkanım eksik ve ihtiyaçları yerinde gözlemledi ekibiyle beraber. Sayın Muhtarımızın taleplerini dikkate alacağı taahhüdünde bulundu. Sayın Belediye Başkanımız ve ekibine teşekkür ediyor. Çalışmalarında başarılar diliyoruz. Ülanşehir ilçesine uzanacağız. Orada da özel teşebbüsün işletmesini yaptığı bir AVM çok anlamlı ve güzel bir kampanya düzenlemiş. Kadına şiddete hayır şeklinde çalışma yapmışlar ve Viranşehir Kaymakamlığı, Belediye Başkanı ve mülki oradaki bürokratlar da bu kampanyaya destek verdiler. Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci beraberinde ilçe belediye başkanı Salih Ekinci, AK Parti Viranşehir ilçe başkanı Ali Tekin ve belediye meclis üyeleriyle birlikte AVM'nin başlattığı kampanyaya destek ziyaretine bulundu. Viranşehir ilçesinde faaliyet gösteren bir AVM çalışmaları üzerinde geçtiğimiz günlerde Kırıkkale'de 4 yıl önce boşandığı eşi tarafından 10 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde boğazından bıçaklanarak hayatını kaybeden Emine Bulut cinayetine "Emine Bulut kadına şiddete hayır" yazılı siyah tişört giyerek tepki gösterdi. Kadına yönelik şiddete tepki kampanyasına sessiz kalmayan Kaymakam Ömer Dereci, Belediye Başkanı Salih Ekinci, AK Parti Viranşehir İlçe Başkanı Ali Tekin ve belediye meclis üyeleri özel bir AVM'nin Yenişehir Mahallesi'nde bulunan şubesine destek ziyaretinde bulunarak başlatılan kampanyada biz de varız dediler. Kültürel kodlarımızda bir sıkıntı varsa bunu oturup tartışmak gerekiyor. Yani bu sadece Güneydoğu'da olan bir sorun da değil. En kötü örneklerini biz Batı'da yaşıyoruz. Bu bağlamda da kendimizi bu noktada sanki bu coğrafyalarda oluyormuş gibi hissetmeyelim. Bu Türkiye'nin her tarafında, Karadeniz'inden Trakya'sına kadar, Güneydoğu'sundan İç Anadolu bölgesine kadar her yerde aynı problem var. Evet, bugün girişimci bir kardeşimiz bu katılımların kampanyası yapmış burada. Ve bundan geri çiftli kardeşimize destek olmak amacıyla geldik. Bu hatta bu kardeşinin de bir ilk olarak kardeşimle bir kampanya başlattı. Biz bir mal ailesi olarak kadına yönelik şiddetle mücadele. Biz de varız sloganımızla. Biz her daima Viranşehir'deki bütün kadın, bütün geçenlik, bütün kadınlarımızın yanındayız. Her daim de biz olacağız. Teşekkür ederim Sayın İlçe Başkanımıza. Sayın Başkanımıza. Mardin'de Babil Krallığı'nın kutsal mekanları arasında yer alan ve antik kentinde ortaya çıkarılan tarihi zindanlar yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oluyor. Son iki yılda devletin sağladığı huzur ile ünlü Dara zindanlarının yaklaşık 4 milyon yerli yabancı turist tarafından ziyaret edildiği belirtildi. İzmir'deki Efes antik kentine benzerliği nedeniyle Güneydoğu Anadolu bölgesinin Efes'i olarak bilinen Doğu Roma İmparatorluğu'nun sınırını Susanlı'ya karşı korumak amacıyla kurduğu Mardin'deki Dara antik kentinde bulunan zindanlar ziyaretçi akınına uğradı. Ben
Lahtı, Süryani Midyat'tan. Bölgeyi nasıl buldunuz efendim? Çok güzeldir. Tarihi dokuyor. Güzeldir. Ben o bir tarafa da gittim. Dara, bu şey, evet, Antikent'e de gittik. Çok güzel buralar. Şimdi buradan manastır var şeyde. Moravgin'e gidiyoruz. Orası da çok güzel. Nüseybin'de de var bir tane. Bir kilise var orada da. Oraya da gideceğiz. Güzel, böyle buralarda gezmek çok güzel oluyor. Buraya Ankara'dan geldik. Bir haftadır falan doğu turundayız. Adıyaman, Gaziantep. Daha sonra buraya geldik. Mardin'e de iki günümüzü ayırdık. Çok mutluyuz. Herkesi doğu taraflarına özellikle yazın bekliyoruz. Burada insanlar ön yargılarını yenmeli bence. Çünkü gayet güvenli ve huzurlu bir ortam var. Herkesi bekliyoruz. Ön yargı var. Buraya gelirken benim de tedirginliklerim vardı aslında. Hatta böyle şey, yazın doğuya mı gideceksiniz ya doğu turu mu olur gibi yorumlar da yaptılar. Ama buraya gelince hiç öyle olmadığını gördük. İnsanlar çok sıcak. Yani gayet iyi, güvenli, huzurlu. Hiç öyle o şekilde ön yargılarını bence kırmalılar. Kesinlikle gelip görmeliler yani yaşayın. Her yıl binlerce kişinin gittiği Antikent'teki kilise, saray, çarşı, zindan, tarihi mozaikler, tophane ve su bendi kalıntıları turistlerin ilgisini çekiyor. İnsanlar Güneydoğu için artık ön yargılarını yenmelidir. Babil Krallığı'nın askeri garnizon şehri olarak bilinen Dara'da arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan tarihi yapıları ve ünlü zindanlarını gezmek için Ankara'dan Mardin'e gelen Sıla Selay, Güneydoğu turu kapsamında geldiklerini belirterek Mardin'e adeta hayran kaldıklarını söyledi. Şöyle diyelim, inanılmaz derecede yoğunluk şu an. Daha evvelki senelerde gün içerisinde 2000-2500 alınırken şu an 3000'i geçmekteyiz. Sıcaklığına rağmen insanların gelmesi bizi daha da mutlu ediyor. İlginç bir haber. Guinness Rekorlar kitabına girmek için bir sürü insan çeşitli organizasyonlar, çeşitli etkinlikler yapıyor. Çoğu da zaten bunların başarısız. Guinness Rekorlar kitabına girmek o kadar da kolay değil. Şimdi izleyeceğiniz bu haber ilginç, çok ilginç gerçekten. Kahve fincanıyla Guinness Rekorlar kitabına girmeyi düşünüyor. 12 yılda biriktirdiği 3000 kahve fincanıyla Guinness Rekorlar kitabına girmek isteyen görsel sanatlar öğretmeni Mesude Işıklı'nın ilginç koleksiyonu ilgi çekiyor. Mesude Işıklı, Osmaniye'nin Kadir ilçesinde görsel sanatlar öğretmeni olarak Osman Gazi Anadolu Lisesi'nde görev yapıyorum. Fincan koleksiyonum var. Bir akrabamın 12 yıl önce hediye ettiği eski bir fincanla ben koleksiyona başladım. Önce hobi olarak devam ettirdim ama sonrasında fincanların sayısının ve çeşidinin artmasından dolayı Guinness Rekorlar kitabına girmeye karar verdim. Bu anlamda rekor kırmak istiyorum. Şu an elimde 1000 çeşit fincanım var ama ortalama 3000'e yakın fincanım var. Çeşit olarak rengi, şekli, deseni birbirinden farklı 1000 tane fincanım var. Fincanların birçoğunu okulumda sergiliyorum. Görev yaptığım Osman Gazi Anadolu Lisesi'nde. Bir kısmı da evimde. Şu an 1000 çeşit fincanım var. Guinness Rekorlar kitabına girmek için sponsor arıyorum. Sponsor bulduktan sonra da, rekoru kırdıktan sonra inşallah bir fincan müzesi istiyorum. Böyle bir müzeyi Kadir'e kazandırmak istiyorum. Bu benim hobim. O yüzden ben 1000 çeşitte sınırlı kalmayacağım. Fincan koleksiyonuma devam edeceğim. Bu haberle birlikte ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu akşamlar, mutlu yarınlar diliyorum. Hoşçakalın.